Peki melekler nedir? Değerli kardeşlerim, insanoğlu hani bizzat dokunamadığı, görüp de boyunu, sesini, resmini göremediği bir şeye inanırken bir korku kendisinden üstün tutma, onu kendinden yukarı koyma içinde böyle bir korku, bir merak içerisinde iman ediyor. Melek deyince mesela insanlar melaikeyi e, çoğu farklı farklı şekilde hayal ediyor. Oysa biz Kur'an'ı okursak, Kur'an ayetlerine bakarsak meleklere bakışımız Kur'an'ın ve Resulullah'ın baktığı gibi olmalı. Bir, melekler nurdan yaratılmış ama canlı. Mesela ışık da bu ışıklar şimdi biz bu karşıyı görmemiz, baktığımız yeri görmemiz ışık sayesinde. Işığı çekip alırsanız hiçbir şey görünmez. Ama ışığın kendi de görünmüyor. Yani ben baktığımda burada karşımda sizi görüyorum ama sizinle benim aramda benim sizi görmemi sağlayan ışığı göremiyorum. Şu lambayı görüyorum ama şu aradaki ışığı göremiyorum. Sizi görüyorum. Arada hiçbir şey yok ama ışık olmayınca da sizi hiç göremiyorum. Demek ki beni size gösteren şey ışık. O ışığı göremiyoruz ama. Bu ışık canlı bir varlık değil. Elektrik, ışık. Ama melekler canlı. Akılları var mı? Var. Yani akıllı varlıklar. Allah'ın emrettiği şeyi eksiksiz yapıyorlar ayet-i kerimelerde onları Cenab-ı Hak mesela peygamberimiz melekleri bize tanıtırken diyor ki de ki En'am suresi 50. ayet de ki ey Muhammed size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Kime söylüyor bunu? Mekke döneminde fakir Müslümanlara söylüyor. Zor durumda, yeni böyle ilk yıllar e, sıkıntılı yıllar yani. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kardeşlerim diyor ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum diyor. Yani buraya para pul için geliyorsanız, yani buradan zengin oluruz. Muhammed bizim karnımızı doyurur, Muhammed bizi çok rahat bir hayata kavuşturur diye geliyorsanız bilin ki benim yanımda Allah'ın hazineleri yok dedi. Yani çileye razıysanız gelin dedi. İlk yıllar. Değerli kardeşlerim, gaybı da bilmiyorum dedi. Bakınız, çok açık ayet. Ben gaybı da bilmiyorum dedi. Ama bugün Müslümanlar öyle bir noktaya geldi ki, mesela bir mübarek zat dediğin zaman hemen aklına her şeyi bilen adam gibi süpermen geliyor milletin aklına. Öyle bir şey yok. Benim diyor, mübarek diyor. Bir diyor işte şeyhim var diyor, hocam var diyor. Her şeyi biliyor mübarek diyor. Öyle bir şey yok. Şu duvarın arkasındakini bir evliya, bir Allah dostu bilemez. Öyle bir şey yok yani. Bunu bilin. Peygamberimiz diyor ki ben gaybı bilmiyorum diyor. Gözümün gördüğünü biliyorum diyor. Bir de Allah'ın bana haber verdiğini biliyorum. Allah kayıptan peygamberine haber verir mi? Verir tabi. Ama her zaman vermiyor. Melekler öyle değil. Melekler bir adım daha ileri, bir tık daha ileri, bizden bir adım ilerdeler. Niye? Onların boyutu farklı. Biz mesela iki demirin arasından geçmeye çalışsak geçemiyoruz. Bir duvarın karşı arkasına geçemiyoruz. Melekler şuradan karşıya kapı açarak geçmezler. Bu katı cismin içinden de geçerler. Yani onlara bir engel yok. Daha büyük, daha ileri bir teknoloji kullanılmış onlarda. Niye? imtihanları yok onların. Onların haramları yok, onların günahları yok. Onlar iş yapıyorlar, görevli. Velillahi cunudus semavati vel arz. Var ya, Yerler ve göklerde Allah'ın orduları vardır. İşte onlar melekler. Allah işlerini emrettiği işleri yaptırdığı canlılar meleklerdir. Melekler akıllıdır ve canlıdır. Ve nurdur. Nur. Yani nuru nasıl tarif ederiz? Işığın saçtığı bir ziya gibi, bir ışık gibi nur ama yani bu nur, bu, bu ışık gibi değil, bu ışık akıllı değil. Bu ışığın bir aklı yok. Ama Allah'ın melekleri bizi duyuyorlar mesela. Fakat Allah onlara müdahale edin demedikçe etmiyorlar. Biz mesela günah sözde söylüyoruz, kötü sözde söylüyoruz, iyi sözde söylüyoruz. Melekler bunları duyuyor. Her melek mi duyuyor? Hayır. Bir defa iki tane kiramen katibin melekleri var. En'am suresi 61. ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki o kulları üzerinde hükümranlığını sürdürür ve size koruyucular gönderir. Bunlara bizim hafaza melekleri dememizin sebebi bir yönüyle de budur. Koruyucu meleklerdir aynı zamanda. Ve kiramen katibin Şerefli yazıcılardır bunlar. En şerefli yazıcılar. Yani e, hem günahlarımızı, sevaplarımızı yazıyor hem günahlarımızı yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de var ya, Zerre miktarı. فَمَنْ يَعْمَلْ يَعْمَ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ miskale زَرَّةٍ شَرًّا yara. Bir kul, bir canlı zerre kadar iyilik yapsa onun karşılığını görecek. Niye? Hepsini yazıyor eksiksiz, hiçbir noksan bırakmadan Allah'ın emri üzerine bizim her yaptığımızı, her söylediğimizi yazan melekler var. Yalnız burada şunu ifade edeyim, yine Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Bir iyilik yaptığımızda kardeşlerim, on olarak yazıyor. Yani iyiliğinize on yazıyor melekler. Günahlarımıza bir yazıyor. İyiliğimize on yazıyor, günahlarımıza bir yazıyor. Kardeşlerim, buna rağmen bir kul cehenneme düşüyorsa, aslında kendi hatası değil midir? Kendi hatamız değil midir? Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetle söylüyor Müslümanlar. Her yaptığınız bir iyiliğe on hasene veriyor Allah. Ama günahınızı bire bir veriyor. Buna rağmen cehenneme düşüyorsak bu bizim hatamız değil midir? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.